İbn-i Acibe rahmetullah böyle bir mücadeleye başladığı ilk günlerde nefsi feryat ediyor. Onu dinleyelim bakalım. Ne yaşıyor onlar? Kolay bir şey mi bunlar yapabilmek? Bizim bir şeyimiz yokken yapamıyoruz hani. O haldeyken, o makamdayken bunlar yapabiliyorsa mutlaka bir şey yaşıyor canım. Ama demek ki bilgisi inanç haline dönünce insanın yapamayacağı şey yok. Diyor ki, bu mücadeleye başladığım ilk günlerde nefsi feryat ediyor. Alnından terler boşanıyor. O ise mürşidin emrini ve muradını her şeyin önünde tutuyor, ona vefasını gösteriyor. Sonuçta bulacağı gerçek izzet ve asıl hürriyet için bütün bu zilletlere cesaret sabrediyordu. Aslında mürşid onu ileride üstleneceği büyük bir göreve hazırlıyordu. Bu şerefli görev, inkar, isyan ve nisyan gibi manevi hastalıklara müptela olmuş nefisleri Allah'ın izniyle temizleyip ilahi edeple terbiye etme göreviydi. O kalpleri dünya sevgisinden, makam hırsından, malda itibar arayışından, rızık korkusundan, benlik davasından, gaflet hastalığından ve her çeşidiyle hevadan temizleyip yüce Allah'a bağlama göreviydi. Bu yapılan ameliyatların maksadı nefisteki çirkin hastalıklar. Efendim, benlik, enaniyet, mal mansıp düşkünlüğü ve gösterişi. Bunlardan kurtulmak için. Dünya düşkünlük, dünya perestlik. Peki bunları yanın tepkili ittiğinde ne kazanacaktı? Ne kazandığını belki eserlerden görüyoruz. O zamana ait yaşayıp gitmedi. İnsanlardan bir insan olarak olabilir. Ama İbn-i Acibe'den bahsediyor burada. Aradan kaç yüz yıl geçmiş. Yüzlerce talebe yetiştirmiş. Ve onun hükmü o dönemde o zamanki devlet erkanından daha tesirli hale gelmiş. Yine Aziz Mahmud Hüdayi'ye döneceğiz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Katolik cübbesini bırakmış ama kazandığı şey öyle manevi bir efendim rütbe ki padişahlar onun dizinin dibine çıkmış.